Keşke Yapmasaydım programından herkese selamlar sevgili dostlar. Ben Yunus Çevik. Kanalımıza ilk geliyorsanız, abone olup bildirim zilini açarsanız gerçekten mutlu oluruz. Ayrıca videonun sonuna kalanlar için süper teşekkürlerle ilgili bir teşekkürümüz olacak. Yasak aşkın meyvesi tatlı gelir ama acıtır. Şeytan hep kulağımıza fısıldar. Günaha batalım, yanlış şeyler yapalım diye. Hem dini açıdan hem dünyevi açıdan yanlış olan şeyler var bugünkü hikayede. Ama hepimizin çıkaracağı dersler var. Aman ha dostlar. Şimdiki okuyacağımız hikayede çok üzücü ama bir o kadar da ibretlik, o yüzden okuyoruz. Mektuba geçelim, ondan sonra üzerine detaylıca konuşuruz inşallah. Videomuzu izledikten sonra düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz ama unutmadan like tuşuna basarsanız gerçekten mutlu oluruz. Yaptığınız yorum ve like'lar verdiğimiz emeklerin karşılığı olacaktır. İyi yayınlar Yunus Bey. Başarılı yayınlarınız olsun dilerim. İtiraf programları dikkatimi çok çekiyordu. Çok fazla izlerdim. Bunların arasında sizi keşfettim. Yaşadıklarımı da en ayrıntılı olarak bu programı yazıp anlatmak istedim. Ben annem ve babamın baskısıyla büyüdüm. Babam ne derse onu yapmak zorundaydım. Onun kararları, onun sözleri her şeyden önce geliyordu. Onun söyledikleri dışında bir şey yapamazdık. Annem de ben de kardeşlerim de bu şekilde yaşadık. Yemek saatimizi bile babam belirlerdi. Yatma saatimiz, gideceğimiz yerler, her konuda kararı babam verirdi. Hayatımız babamın kuralları üzerine kuruluydu. Başka türlüsü mümkün değildi. Evde kimse babama sesini dahi yükseltemezdi. Hatta en ufak bir fikrine ters düşsek onu bile söyleme şansımız olmazdı. İçimize atar, babam ne derse onu doğru bilirdik. Maddi durumumuz da oldukça iyiydi. Hepimiz iyi şartlarda, bir şeye ihtiyacımız olmadan büyüdük. Annemin eli sıcak sudan soğuk suya hiç değmedi. Yanında yardımcıları, babamın altında çalışan birçok insan vardı. Zaten iş insanıydı babam. Ve hayatı boyunca çalkantılı bir iş hayatı geçirse bile zorluğu yansıtmadı. İyi okullarda okuduk. Yazları babamın uygun gördüğü yerlerde çalıştık. Hiçbir zaman paramıza güvenerek yaşamamızı istemedi. Bazen arkadaşlarının iş yerlerinde, bazen de kendi iş yerlerinde çalıştırdı bizi. Hiç gocunmadık çalışmaktan. Hepimiz çalışkan insanlardık. Annem hayatı boyunca sadece babam ve çocukları için var oldu. Başka hiçbir şey düşünmedi. Kendi için hiçbir şey yapmadı. Evden dışarı burnunu çıkarmadı. O varlığın içinde kendisine bir iğne almadan ama çocuklarımın olsun, ama kocamın parası gitmesin diye tasarruf etti. Çok düşkündü babama. Her gün kapıda kendisini karşılar, kendisini uğurlar, sabahları ondan önce kalkar, kahvaltısını hazırlardı. Görücüsüyle evlenmişler annem ve babam. Babama bu kızla evlenmen gerek demişler. İtiraz etmeden de evlenmiş. Seçme şansı yokmuş. O da aynı bizi yetiştirdiği gibi ne babasının ne de dedelerinin sözüne karşı gelemezmiş. Annemi sevmeden evlenmiş. Aşk falan yokmuş o zamanlar. Aşkı bilmeden, sevgiyi bilmeden kendisini annemle gencecik yaşta aynı evde bulmuş. Askerliğini bile evlendikten sonra yapmış. Neyin ne olduğunu bilmeden karı kocalık oynamaya başlamışlar. Uzun yıllarda büyüklerle yaşamışlar. Zor geçmiş onlar için. Ama kimseye, hatta birbirlerine bile bir şey belli etmeden saygı çerçevesinde yaşamışlar. Sonra sevmişler birbirlerini. Ama aşk hiçbir zaman olmamış. O tatmadıkları bir duygu olarak kalmış. Sonra da çoluk çocuğa karışmışlar. Birbirlerine olan sorumluluklarını adamışlar hayatlarını. Kabullenmişler kaderlerini öylece. İkisi de iyi insanlarmış ama. Belki de birlikte olmaması gereken insanlardı. Kim bilir. Annem için zor olmamış ama bu evliliği yürütmek. O hemen sahiplenmiş. Babam adadığı hayatın içinde de başka bir şey aramamış. Hiçbir şey istememiş. Zaten annem de o şekilde yetiştirilmiş. O şekilde büyümüş. Onun da ailesi aynı o yapıda aileden. Bir şikayetini bile duymadım çocukluğumdan bu yana. Evde en ufak bir şey olsa, aman çocuklar, babanız duymasın diye çırpınır dururdu. Babamın açığını kapatır, sırrını saklar, onu kimselere kötülemez, hep över, başının üstünde tutardı. Ona danışmadan da adım bile atmazdı. Babam da çok alışkandı annemin bu disiplinli hallerine. Bir gün olsun çizgileri değişmemiş, yıllarca bu şekilde yaşamışlar. Benden bir yaş büyük erkek kardeşim, babamın uygun gördüğü bir kadınla evlendi. Babamın iş yaptığı insanların akrabalarıydı.
Hem onlar da varlıklıydı, hem de abimin biraz fiziksel sorunları vardı. Ona göre en iyi kişiyi bulduğunu düşünüyordu. Görgüsü, yapısı, ailesi bizim ailemize uyuyordu. Adı Mehri'ydi. Mehri ile abim bir kere konuşabildiler sadece. Sonrasında da hemen söz nişan yapıldı. Çok da uzamadan imam nikah ve resmi nikah yapıldı. Ve Mehri de bizim eve gelin geldi. Annem çok düşkündü gelinine, babam da öyle. İlle de Mehri ile evleneceksin diye tutturmuştu zaten abime. Arada uzaktan da olsa bir iş ilişkisi vardı. Babam için önemliydi bu evlilik. Abim karısı Mehri'yi sevdi mi, Mehri onu sevdi mi hiç bilmiyorum. Ama birbirlerinden şikayetleri yok gibiydi. Hatta evlenir evlenmez çocuk bile düşünmeye başladılar. Babamın da dediği gibi Mehri bizim eve uyum sağladı. Gelenekleri, görenekleri aynı bizim gibi. Annemin sanki doğurduğu öz kızıydı. Kendi yetiştirse bu kadar benzemezdi ona. Yere göğe sığdıramaz, herkeslere Mehri de Mehrim diye anlatırdı. Evlendikten sonra ne lokmalar dağıttılar. Kaç kere mevlütler okutup Kur'anlar okuttu annem. Kaç kere türbelere gitti, yetimleri doyurdu. Hep şükretti Allah'a. Bazen bana da dönüp, bak gördün mü, babanız ne güzel bir gelin buldu abine. Sana da böyle bir gelin bulacak inşallah oğlum. Siz babanızın lafından çıkmayın. O her şeyin en iyisini bilir. Güvenin babanıza, mutlu olun. O hep bizim için çalıştı, çabaladı. Kötülüğünüzü istemez. Bak abini dinle. Babana hiç itiraz etmedi. Şimdi nasıl mutlu karısıyla? Fena mı oldu böylesi? Bilmediğimiz bir kız girmedi evimize. Hem malımıza mülkümüze ortak olacak sonuçta. Mirasımıza ortak olacak bilmediğimiz insanı aileye katmak akıl işi değil oğlum. Sen de abine örnek al. Baban da sana bir kız bulur. Seni de artık hayırlısıyla baş göz ederiz diyordu. Babam benim için örnek alınması gereken bir adamdı. O yaşa kadar hiçbir hatasını görmemiş, hiçbir yanlışını bilmemiştik. Hep güçlü gördük. İstediği her şeye sahip oldu. Kaybettiğini, ağladığını, üzüldüğünü hiç görmedim. Hep babam gibi bir adam olmak istedim. Onun yolunu, kendi yolum bildim. Bu yüzden de babam ne yaparsa ben de onu yapmaya, babam gibi bir adam olmaya özen gösterdim. Zaten annem de bizi böyle yetiştirdi. Her zaman babam gibi olmamı ve babam gibi davranmamı istedi. En çok da ben benziyordum babama. Herkes bana bakınca, sana bakınca babanı görüyoruz. Halin, tavrın, bakışların, yüz ifaden, yürüyüşün, çalışkanlığın, her şeyinle babana benziyorsun diyordu. Bu da benim çok hoşuma gidiyordu. Daha çok babam gibi olmaya çalışıyordum. Küçük yaştan beri annemin de öğütleriyle kulağımda hep bir ses. Baban gibi ol, güçlü ol diyordu. O sese hep kulak vererek yaşadım. Abimle Mehri'nin yakın zamanda hamilelik haberini aldık. Evde yeniden bir bayram havası, yeniden kılınan şükür namazları, okutulmuş helvalar, Kur'anlar okutulmaya, kurbanlar dağıtılmaya başladı. Daha haber alır almaz hazırlıklar başladı. Evin ilk torunu için evin en güzel odası yapılmaya başlandı. Boyandı. Alışveriş yapıldı. Süslendi. Bebek odası özenerek özel olarak yapıldı. Çok özendi herkes. Evi yeniden bir heyecan kapladı. Yeniden mutluluk sardı. Bebekleri doğduğundaysa artık Mehri'nin ailesi de eskiye göre daha sık gelip gitmeye başladılar bize. Öncesinde yeni evliler ve bizimle beraber yaşıyorlar diye çok rahatsız etmek istemezler. Ayıp kaçardı. Kız eve alışsın diye biraz kız tarafı kendisini uzakta tutmaya çalışırdı. Ama bebek doğunca bütün bunlar geçti bitti. Mehri'nin bütün ailesi sık sık bize gelip gitmeye başladı. Tabii biz de onlara sık sık gidiyorduk. Babam ailenin büyükleriyle daha fazla işler yapmaya, arada ortaklıklar kurmaya, ortak yatırımlar yapılmaya başlandı. Bebekle beraber büyük atılımlar ve gelişmeler de yaşandı. Babam kadınlarla bir arada bulunduğunda fazla muhabbete girmez, göz teması kurmazdı. Hatta bazen kendi odasına çekilirdi. Çalıştığı ortamda bile sekreteri yok, erkek yardımcısı vardı. Ama Mehri yengemin ailesine karşı hiç öyle değildi. Bu duruma annem de çok şaşırıyordu. Bazen, "Bey sana ne oluyor? Sen böyle kadınlarla pek muhabbeti sevmezsin. Ne oldu sana?" diyor soruyordu babama. Babam da, "Hanım saçmalama, gelinimizin ailesi. Onlara da mı mesafe koyalım? Onca iş yapıyoruz, yatırımlarımız var. İş ortaklıklarımız var. Ailelerimiz de artık bir. Onlarla da haremlik selamlık olmaz artık. Ayıp kaçar. Gelinin aklı kalır, yanlış anlar diyordu. Kimsenin aklına kötü bir niyet gelmemişti.
Sonra farklı şeylerden şüphelenmeye başladım. Evimize gelip giden genç bir kadın vardı. Selen Hanım, Mehri'nin annesinin yeğeniydi. Yani Dünürlerin yeğeni diyebiliriz. Oldukça gençti. Ortalama 27-28 yaşlarında falandı. Ama çok bakımlı, çok güzel kokular sürünüp geliyor. Ailede hemen kendisini belli ediyor, girdiği ortamda sivriliyor, dikkat çekiyordu. Okumuştu olan ve çalışkan bir kadındı. Kendisini çok güzel yetiştirmişti. Bize çok gelip gider, yengem Mehri'nin en yakın olduğu kişiydi Selen Hanım. Bütün sırlarını anlattı, güzel anılarını paylaştığı kişiydi. Selen Hanım deyince yengem için akan sular dururdu. Bu yüzden de yengem her gün çağırıyordu Selen Hanım'ı. Selen Hanım da bekar ve yalnız yaşayan bir kadındı. O da sürekli gelip gidiyordu. Ama annem nedense o zamanlardan çok rahatsız oluyordu Selen Hanım'dan. Ne zaman o gelse yerine surat asan hoşnutsuz bir kadın geliyordu. Selen Hanım gitsin diye kapının ağzında bekliyordu adeta. Niye ona karşı böyle hissettiğini anlamamıştım. O genç yaşta bir kadına ne sorun olabilirdi ki annemin? Yengem, Selen Hanım her geldiğinde akşam yemeğine kalması için ısrarcı oluyordu. Selen Hanım da bayılırdı bizim sofranın kalabalıklığına, pişen yemeklerine. Hiç itiraz etmeden kalırdı. Akşam babam geldiğinde hep beraber oturup yemek yerken Selen Hanım öyle güzel bir enerjisiyle masaya neşe saçardı ki herkesi güldürürdü. Babam bile o masada kendisini gülmekten alamazdı. Hatta çoğu zaman Selen Hanım'a "Lütfen çaya da kalın. Hemen gitmeyin. Sayenizde neşe doluyoruz. Herkese lazım sizin enerjinizden." derdi. Annem içten içe kıskanırdı. Selen Hanım'a çaktırmadan ters ters bakar, onu iyice süzerdi. Herkes gülerken annem gülmezdi. Hatta herkes gidince babama "Yakışıyor mu sana bu yaşta? He? Gençlerin maskarası oluyorsun. Saçma sapan şeylere gülüyorsun. Senin bir ağırlığın var yahu. Sana hiç yakıştıramadım." diye söyleniyordu. Evde yengem var diye çok bir yorum yapmıyordu babam. Ama hiç hoşlanmıyordu annem Selen Hanım'dan. Ne zaman gelse huzursuz oluyordu. Yengeme sık sık "Selen Hanım bugün gelmeyecek değil mi?" diye soruyordu. Yengem de her seferinde çağırıyordu. Babamın sadece ilk defa bir kadınla bu kadar arası iyiydi. Normalde konuşmaz, gülmez, aynı ortamda olmazdı. Ama Selen Hanım'a karşı ayrı bir sempatisi vardı. Ve bunu da az çok anlayabiliyorduk. Annem ve babam zaman geçtikçe sürekli bu konudan dolayı tartışmaya, evin huzuru bozulmaya başladı. Evde soğuk rüzgarlar esiyordu. Daha önce annemle babam arasında hiç böyle soğukluk olmamıştı. Ailemizin dengesi değişmeye başlıyordu. Belli etmeseler de sürekli huzursuz oldukları belliydi. Ama ben annemin gereksiz yere kıskançlık yaptığını düşünüyordum. Fakat bu durum çevremizdeki insanların da dikkatini çekmiş. Söylentiler sürekli annemin de babamın da bizim de kulağımıza gelmeye başladı. Dedikodular arttıkça annem iyice huzursuz olmaya başladı. Bu sefer Selen Hanım'a karşı annem de tavır almaya başladı. Bir akşam yemeğinde babamın misafir odasında Selen Hanım'la babamı baş başa konuşurken görünce annem çok sinirlenmiş. Orada hiç yapmayacağı bir şey yaptı. İlk kez bir misafirimize karşı sert davrandı ve onu kovmaktan beter etti. Bayağı tatsız şeyler yaşandı. Annem babama "Dünürümüzün yeğeniyle nasıl böyle fingir fingir köşelerde konuşursun?" diye kan kusturuyor, "Yaşın başın kaç senin?" diyordu. Hepimiz annemin olayı fazla abarttığını ama babamın da kendi gibi davranmadığını düşünüyorduk. Sonra kulağımıza söylentiler gelmeye başladı. Babamla Selen Hanım'ı dışarıda görenler, iş yerinde rast gelenler falan olmuş. Çok şaşırmıştım. Babam bir kadınla dışarıda gözükecek bir adam değildi. Kaldı ki iş yerindeki yardımcısı bile kadın değildi. Ama babamı asla sorgulayacak güçte değildik. O yaşa kadar babama bir kez olsun hesap sormayı bırakın, doğru düzgün soru sormadık. Çok çekinirdik. İşte içi acaba annem haklı mı diye kendime soruyordum. Ama bir yandan da bunu babama yakıştıramıyordum. Söylentiler yengemin de kulağına gidince abimle neredeyse araları açılmaya başladı. Bu sürede Selen Hanım annemin sözlerine ve davranışlarına asla aldırış etmiyor, büyük bir genişlik ve rahatlıkla bize gelip gitmeye devam ediyordu. Hatta yemek masasında babama yakın sandalyede oturuyor, daha çok babamla konuşuyor, daha uzun saatler kalıyordu. Hatta yat desek neredeyse yatacaktı ya. Ben iyice şüphelenmeye başlayınca artık kendime engel olamadım. Olayı biraz kurcaladım. Babamın haberi olmadan araştırmaya başladım. Ve öğrendiğim şeyler babamla Selen Hanım'ın bir ilişkisi olduğunu gösteriyordu.
Ama gene de kulağıma, kaynaklarıma, gördüklerime inanmak istemedim. Bir yanlış anlaşılma olabileceğini düşünüyordum. Bütün bunların doğru olma olasılığına ihtimal vermiyordum. Bu yüzden de uzun süre sessiz kaldım. Ama babamın türlü türlü huyları çıktı. Eve geç gelmelere, haber vermemeye falan başladı. Normalde asla böyle şeyler huyu değildir. Hep haberimiz olur. Anneme bazen işle ilgili konular diyordu. Ama öyle olsa ben de abim de bunu bilirdik. Yalan söylediğini anlıyorduk. Fakat babama cevap veremiyorduk. Abim de bir şeylerden şüphelenmeye başladı. Fakat arada karısı vardı. Onu üzmemek için sesini çıkaramıyordu. Zaten karısı da daha yeni doğum yapmıştı. Babam bu durumu iyice ilerletmeye başladı. Artık eve sık sık gelmemeye başladı. Annemin sürekli tansiyonu, şeker oynuyordu. Evliliği boyunca hiç böyle bir şey görmemişti. Bu yaştan sonra bu adama ne oluyor diyerek dizlerini dövüyordu. Aramaları da dönmüyordu babam. Babamın bu değişiminden birkaç ay sonra da annemle olan alyansını çıkardığını fark ettik. Annem bunu gördüğünde neredeyse kalpten gidiyordu. Sorduğunda da abdest alırken unutmuşum, kaybolmuş. Zaten parmağımı çok sıkıyordu. Yüzeyine gerek var yahu bu yaştan sonra. Boyun kadar çocukların torunun var. Buna mı takıldın hanım demişti. Olacak şey değildi. Babam asla yüzük çıkarmazdı. Onun için bu tür şeyler önemliydi. Annem bir şeylerden şüpheleniyordu. Ama o da kalbinden geçeni dile getiremiyordu. Fakat çok geçmeden her şey ortaya çıktı. Selen Hanım yine bir gün bize geldiğinde annem ona "Bir daha bizim eve bu kadar sık gelme. Bebekli ev burası. Evin düzeni bozuluyor. Hem kocamla da öyle bakışıp gülüştüğünü görmediğimi mi sanıyorsun? Senin niyetin ne biliyorum ben. Ama ben senin bildiğin kadınlardan değilim." deyince Selen Hanım neye uğradığını şaşırdı. Annemin ne dediğini anlamaz bir şekilde kendini savunmaya başladı. Kavga büyüdü tabii. Evimizde ilk kez bir misafir ve annem tartışıyordu. Neredeyse saç başa kavga edeceklerdi. En sonunda Selen Hanım bir sinirle anneme "Senin kocan aylardır benimle dini nikahlı. Vakti geldiğinde de resmi nikah alacağım senden. Bizim aile evimiz var. Haftanın yarısı bende, benim yatağımda. Sen kendini ne sanıyorsun? Kocan seni çoktan bıraktı." deyiverdi. Annem orada bayıldı kadın. Babamsa anneme bakmak yerine Selin Hanım'ı elinden tutup evden çıkardı. Ve onunla birlikte evden gitti. Çünkü öyle yapmasaydı ben de abimle Selin Hanım'a zarar verebilirdik. Annem sabaha kadar hastanede kaldı, sinir krizleri geçirdi. Ertesi gün babam eve geldiğinde hiçbir şeye itiraz etmedi. Valizini topladı, eşyaların hepsini aldı. Ve anneme de ondan boşanmak istediğini söyledi. Ama annem direndi. "Boşanmayacağım. Sen dönüp dolaşıp bu eve geleceksin. Hevesini al gel, yuvana dön." diyordu. Bu sırada yengem de bize karşı çok mahcuptu. Ama hiçbirimiz onu suçlamadık. Zaten onun bir suçu yoktu. Babamla konuşmaya gittiğimde babam bana "Bak oğlum, aşk dediğin şeyin yaşı yoktur. Ben ilk kez bu yaşta aşık oldum. Ölmeden bir kez kendi duygularıma kulak vermek istedim. Hata olduğunu farkındayım. Ama bu yaşıma kadar bir kez hata yapmadım. Hep başkalarının hatalarını kapattım. Bir kere de kendi dilediğim gibi yaşamak istiyorum. Mutlu olmak benim de hakkım. Sizi büyüttüm, belli bir yaşa getirdim. Çalıştım, kazandım. Annenizi bir gün mağdur etmedim. Gene etmem. İsterse bütün malım onun olsun. Benim derdim sadece mutlu olmak. Mala mülke zaten doymuşum ben. Kimseye de sizin rızkınızı yedirmeye niyetim yok." dedi. Babam çok kararlı ve netti. Annem günlerce kolunda serumla yattı. Günlerce kendinde değildi. Ama ne babam geriye döndü ne de annem boşanmaya karar verdi. Boşanmama konusunda kararlıydı. Babamsa Selen Hanım'la başka bir evde dini nikahla yaşamaya devam etti. Bir süre sonra babam benim için de bir gelin adayı bulmuş, abime yaptığı gibi beni de evlendirmek istiyordu. "Gücüm kuvvetim yerindeyken, aklım da başımdayken seni de evlendireyim. Sana da yapmam gerekeni yapayım oğlum." dedi. Ve onun gene kendi meclisinden uygun gördüğü bir kadınla evlenmemi münasip gördü. Ben de Aynur'la apar topar evlilik yoluna girdim. Annem o halde başı dimdik duruyor, sanki babam onu başka bir kadın için terk etmemiş gibi davranıyordu. Böyle davranmak onun da acısını hafifletiyordu belki de. Biz de artık gerçeği onun yüzüne vurmuyor, bu şekilde kendisini kandırmasına göz yumuyorduk. Aynur iki kardeşti. Kendisinde 3 yaş küçük bir kız kardeşi daha vardı. Aylin'di adı.
O Aynur'a göre daha neşeli ve daha cilveli bir kadındı. İnsanların ruh halinden daha iyi anlıyordu. Daha çok cana yakındı. Karım Aynur'la ben görücü usulüyle evlendiğim için ona karşı yakın olamıyordum. Sonradan sevemedim. Evlenince alışırsın dediler ama alışamadım. Dokunurken, bakarken duygusuzdum. Konuşurken aynı noktada buluşmuyor, aynı şeyleri paylaşamıyorduk. Aynur da bizimle aynı evde yaşamaya başladı. Aynı abimle yengem gibi. Ama Aynur hiçbir zaman bu evde yaşamak istemedi. Annemin kurallarına bir türlü uyum sağlayamadı. Yengemle anlaşamadı. Aramızda sürekli gerginlik çıkıyor, çok tartışıyorduk. Annem her gün sizin aranızda nazar var, göz var oğlum diyordu. Bize kurşunlar mı döktürmedi, hocalara mı götürmedi? Sırf aramız iyi olsun diye her şeyi yaptı. Kendisi bile neler okudu. Muska bile yaptıracaktı neredeyse. Aynur'a karşı bir şey hissedemiyordum. Bu yüzden kendimi suçluyordum. Annem de sürekli "Oğlum babanız beni öldürecek zaten. Bir de siz böyle yapmayın." diyordu. Ama elimde değildi. Karımı sevemedim. Aynur da bu huzursuzluktan rahatsız olmaya başlamıştı. O bana yakın davranmaya, kendisini beğendirmeye çalışıyor. Başaramadıkça da kardeşi Aylin'i çağırıyordu. Aylin de gelip ablası Aynur'a sürekli teselli veriyor, ona akıl da veriyordu. Hatta bir kez konuşmalarına kulak misafiri olmuştum da Aylin Aynur'a "Erkekler ilgi ister abla. Kendine sürekli bak. Ona çok soru sorma, bunaltma. İçine attığı dertleri vardır. Yatakta da aranıza soğukluk sokma. Aranıza başkasının girmesine izin verme. Böyle sürekli odada ağlarsan onu iyice kaybedersin. Erkekler güçlü kadınlardan hoşlanır. Neşeli kadınlardan etkilenir. Her ikisi de olan kadınlara sahip olmak isterler. Biraz ayaklan. Sen daha yeni evlisin. Kendine gel." demişti. İşte o zaman ben ilk kez Aylin'den etkilenmiştim. Bir erkeği nasıl etkileyeceğini gerçekten çok iyi biliyordu. Tam da istediğim şeyler de anlattığı şeyler. O gün aklıma düştü Aylin. Acaba babam Aynur'la değil de beni Aylin'le evlendirseydi daha mı mutlu olurdum diye. Kendimi durdurmaya, bunları düşünmemeye çalıştım. Ama hiç aklımdan bu düşünce çıkmadı. Aylin bize ne zaman gelse kafamda hep aynı düşünce vardı. Zamanla Aylin'le özel olarak dışarıda görüşmeye başladık. Ablasıyla sorunlarım oldukça "Aylin'e senden biraz akıl almak istiyorum. Ablanı benden daha iyi tanırsın." diye çağırıyor ve onunla konuşarak kendimi iyi hissediyordum. Babamın başka kadınla beraber olması, annemin evde hala toparlayamamış olması, karımla anlaşamam falan umurumda değildi. Aylin'leyken tek düşündüğüm Aylin'le daha fazla vakit geçirmekti. Baldızıma karşı farklı duygular beslediğimi fark ettiğimde utanç duygumu da yitirdiğimi fark ettim. Ama kalbime engel olamıyordum. İşte o zaman babama hak vermeye başladım. Demek ki babam da bu şekilde kendisine engel olamamıştı. Aşk dediği şey böyle bir şeydi. İnsana yanlışı doğruyu fark ettirmiyor, gözü görmez oluyordu. Babam nasıl yıllar sonra annemin bir kalemle dünürünün yeğeni aşık olarak sildiyse, ben de baldızıma aşık olmuş, buna engel olamıyordum. Çok denedim kendimi frenlemeyi, duygularıma dur demeyi. Ama olmadı. Aylin de zamanla benden etkilendi. Bana karşı boş olmadığını bakışlarından anlıyordum artık. Ama ablasına ihanet etmek istemiyordu. Çok fazla direnemedi. En fazla birkaç ay sonra o da kendini duygularına teslim etti. Aylin'le ilk önce normal düzeyde bir aşk yaşamaya başladık. Ben sanki onun ablasıyla evli değilmişim gibi davranıyor. Sanki o benim baldızım değilmiş gibi görüyordum onu. İkimizin de tek pişmanlığı yanlış şekilde tanışmamızdı. Keşke onunla evlenseydim. Keşke babam Aynur değil, baldızım Aylin'le evlenmemi isteseydi. Aylin bize gidip gelmiyordu artık. Ablasının yüzüne bakamıyor, suçluluk duygusu hissediyordu. Ben de o sırada Aynur'dan boşanmak istiyordum. Ama Aylin, "Ne olursun boşanma. Zaten yaşanmaması gereken bir şey yaşıyoruz. Benim yüzümden eğer boşanırsan, ablam da kendisi de bir şey yaparsa dayanamam. Biraz vicdanımı, yuvanızı bozmamış olmamla rahatlatayım. Yoksa bu aşkın yükünü kaldırmam çok daha zor olacak. Bu günaha girdik. Bari masumların canını yakmadan sadece kendi canımızı yakarak yaşayalım bunu." "Ben onun karısı kalmana razıyım." diyordu. Aynur'u sevdiğimden değil ama Aylin'i kırmak istemediğimden boşanmadım. Zaten birçok da açıklama yapmam gerekirdi. Ama Aynur'la evliliğimiz her geçen gün daha kötüye gidiyordu. Bir yandan da anneme panik atakları artmıştı. Babam eve getiremediği için her gün ağlıyordu. Ben de babamın yaptığı gibi Aylin'e dini nikah kıymak istedim. Ona örnek alıyordum zaten. Babam nasıl bu durumu bu şekilde idare ettiyse ben de derim diyordum.
Ama Aylin onu kabul etmedi. Aylin benim aslında metresim olmuştu. Ama ben ona aşıktım. Ve birkaç ay sonra Aylin hamile kaldı. Benim çocuğuma hamileydi. İşte o zaman bu durumu nasıl saklayacağımızı bilemedik. Aylin çocuğu aldırmak istedi ama ben asla aldırmak istemiyor. Çünkü baba olmayı istiyor, Aylin'i de seviyordum. Gemileri yakmaya hazırdım. Herkesi, her şeyi karşıma alırdım Aylin için. Ama Aylin'in buna gücü yoktu. Gizli saklı, herkesten uzakta yaşayıp, herkesten habersiz bu çocuğu nasıl büyütecekti? Bu yükü tek başına kaldırmasını istemiyordum. Ona ayrı bir ev tuttum. Sık sık orada kalmaya başladım. Ama bir gün öğrendim ki Aylin benden habersiz aldırmış çocuğu. İşte o zaman elimden çok büyük bir kaza çıkacaktı. Deliye döndüm. Nasıl benim çocuğumun canına bana sormadan kıyar? Nasıl böyle bir günah işler? Yaptığımız hatanın içinde doğru olan tek şeydi bu. Aylin'in çocuğu aldırdığını öğrendiğimde onu darp ettim. Aylin de o sinirle gidip her şeyi ablası Aynur'a anlattı. Aynur başta inanmadı. Abla, ben senin kocanla aylardır aşk yaşıyorum. Yattım onunla, hamile kaldım, kürtaj oldum. Bak yüzümdeki morlukların sebebi de kocan. Kocan aylardır benim koynumdaydı. Aç gözünü, saf olma, boşa bu adamı deyince Aynur fenalaştı. Hastaneye kaldırdığımızda beynine pıhtı attığını öğrendik. Ve bir sürede hastanede kaldı. Annem babamdan sonra benim de böyle bir hataya düştüğümü, bir de baldızımla düşüp kalktığımı duyunca beni evlatlıktan reddetti. Bir daha görmek istemedi. Aynur kendisini toparlayamadı. Kayınpederim, hepsi bu ilişkiyi duymuşlardı. Aileni bir de onlar dövüp sonra yurt dışına göndermiş. Onu ahlaksızlıkla suçlamışlar. Ve bir daha yanlarında istememişler. Aynur kendisine geldiğinde beni boşadı. Ama yüklü bir miktarda nafaka verdim ona. Aylin de yurt dışında evlenmiş hemen. Onu da orada hangi şartlarda evlendirdiler bilmiyorum. Aynı hatayı yapan babam da beni iş yerine almadı. Maddi gelirlerimi kesti. İnsan baldızına bu gözle bakmaz dedi. Hiç parası kaldım. Eve annem almıyor, babam beni görmek istemiyordu. Eş dost, baldızına bunu yapan bizim karımıza ne yapar diyor. Herkes benden uzak duruyordu. Düşürmeyecek hallere düştüm. Kimse bana acımadı. Babamın işinde patronken başkasının işinde az çok paraya işçilik yaptım. Kazandığımla derme çatma bir yerde ancak aldım. Aynur bana hiç hakkını helal etmedi. Onun ahını hayat boyu ödedim. Ödeyeceğim de. Baldızımla nasıl böyle bir ilişki yaşadım ben de anlam veremiyorum. Ama Aylin beni hiç sevmemiş. Ablasını da sevmemiş. Birini seven insan böyle bir yanlışa düşmez. Ben kendimi savunmuyorum. Zaten lanet bir adamım. Aklımca babamın yaptığı hatadan güç aldım. Ama babam da çok büyük ödedi anneme yaptığı ihanetin sonucunu. Babam o genç kadını, Selen Hanım'ı babamın tuttuğu evde başka bir adamla yatakta basmış. Babam dini nikahla karısı yaptığı sandığı Selen Hanım'ı genç bir adamla yatakta görünce anlamış hatasını. Ama kandırılmıştı artık. Zaten öyle bir kadının babam gibi bir adamla ne bulduğunu biz hiç anlamamıştık. Meğer amacı sadece babamın parasını rahat rahat yemekmiş. Babamdan kopardığı paraları zaten sevgilisiyle yiyor, çoğunu da ona aktarıyormuş. Bir de sevgilisine ikisinin evlenmeleri için biriktirmesi amacıyla bu paraları aktarıyormuş. Babam yani kendi kendisine yapmış. İşte insanın kendisine yaptığı kötülüğü kimse kimseye yapamaz ya. Babam da koca bir servet yedirmiş Selen Hanım'a. O da babamın onca parasıyla sevgilisiyle evlendi işin sonunda. Babam da ortada kaldı. Annem de intikamını almış, içi soğumuş oldu. Bu kez de babam anneme döndü. Ama annem onu affetmedi. Annem babamı boşadı. Kalbi soğumuştu. Artık onu başka kadına bırakmayacağının belasıyla baş başa bırakacağını biliyordu. Eski karım Aynur çok mutlu bir evlilik kurmuş. Yıllar sonra aldım haberini. Çocuğu bile olmuş. Mutluluğu hak ediyordu zaten. Annem de kendisini hiç bozmamış. Abime, yengeme, yeğenime kol kanat germiş. O evi dimdik ayakta tutmuş. Aileni kaybedeni babam ve bendik. Helak olmuş, bitmiştik. Bazen aynaya bakamıyorum. Baldız baldan tatlıdır sanıp babamın oğluyum ben diye yürüdüğüm bu yanlış yolun hem bana hem babama getirdiği son sadece hüsran oldu. Vay, ne söyleyeceğimi bilemedim. Yaptığınız hatayı anlamışsınız ama işte iş işten geçmiş. İnsanoğlu böyledir. Hata yaparız, hatamızı anlarız. Önemli olan o hatalara tekrar düşmemek. Bundan sonraki size tavsiyem,
ailenizle barışmaya çalışmanızdır. Annenizin gönlünü almaya çalışın, babanızın gönlünü almaya çalışın. Annenizin sizi evlatlıktan reddetmesinin en büyük sebebi babanızın onu aldatıyor olması, ondaki yaralar. Belki babanız onu aldatmasaydı anneniz çok çabuk silmezdi sizi. Çünkü zaten kadın yaralı. Bir de bunu görünce iyice sinirlenip evlatlıktan reddetmiş. Yapmanız gereken o kapıyı sürekli aşındırmanız, kendinizi affettirmeniz. Benim size nacizane tavsiyem bu. Ve tövbeyi de ihmal etmeyelim. Yapılan çok yanlış bir hata. Baldız baldan tatlıdır ne demek? Allah korusun. Şeytana uymamamız gerekiyor. Ve demiş ya imam nikahı kıyacaktım diye. Benim bildiğim kadarıyla iki kardeşle dini nikah olmuyor. Zaten yanlış bir ilişki. Senin karın var. Sen gidip karının kardeşiyle beraber oluyorsun. Burada ben beyefendiyi yargılamıyorum. Birçok insan var hata yapan. Herkesin günahı kendine. Allah'la kendi arasında. Tövbesi de vicdanı da kendisinde. Bir şey demiyorum. Ama en azından bu itirafları okurken başkaları bu yanlışlara düşmesini istiyoruz. O yüzden okuyoruz bu hikayeleri. Yani bunlar başlarda tatlı gelebilir. Bu ilişkiler, yasak ilişkiler başlarda çok zevkli gelebilir. Ama sonu hüsrandır. Dikkat etmemiz gerekiyor. Allah korusun. Ne yuvalar yıkıldı böyle. Kaç aile dağılmış. Ondan dolayı aman dostlar. Çok dikkatli olalım. O yüzden bu mektubu gönderen beyefendiye itirafı için teşekkür ediyorum. Kesinlikle kendisini yargılamıyorum. Aksine başka insanlara ibret olacak bir hikayeyi bizimle paylaştığı için teşekkür ediyorum. Ve günümüzde hala görücü usulüyle evlenenler, evlendirilenler var. Ya bir çocuk istemiyorsa, mutlu değilse evlendirmemek lazım. Çocuğun iyice büyümesini beklemek lazım. Fikrini soracaksın, bak oğlum görücü usulüyle evlenmek ister misin? Mantıklı geliyor mu? Evlen demek lazım. Mantıklı geliyorsa öyle evlen demek lazım. Sonra annesi muskalar yaptırıyor bilmem ne. Ya ne alakası var? Kadını sevmiyor. Sevmediği için de mutluluğu dışarıda arıyor. Hatta içeride arıyor. Yanlış yaparak. Niye? Zaten sevmediği birisiyle evlendirilmiş. Ama aileye de bir şey diyemiyorum çünkü zorla evlendirmemişler. Yani kendisi de bir şey dememiş ki ben evlenmek istemiyorum diye. Acaba kardeşini görmemiş mi? İşte şeytan. Şeytan böyle oyunlar oynar dostlar. Aman dikkatli olalım. Zinadan uzak durmaya çalışalım. Hem kendimiz için hem de çevremiz için. Önce manevi, sonra maddi olarak dikkat edelim bu konulara. Sonra ne oluyor? Babasıyla da ilgili hiçbir şey söylemek istemiyorum. Zaten tahmin etmiştim parası için onunla birlikte olduğunu o kadının. Sonra zaten onun parasını tüketerek gidip evlenmişler. Böyle olur genelde. Zengin birinin parasını yerler, giderler genç birilerine yedirirler. Çok duyuyoruz böyle hikaye. Aman ha dostlar, aşkın gözü kördür ama her aşka inanmamamız gerekir. Hele özellikle aralarında ciddi bir yaş farkı varsa çok dikkatli olmakta fayda var. Eğer bir maddiyat yoksa, aşk varsa o zaman inanabilirsin belki aralarında aşk olduğunu. Ama biri zengin biri fakirse aralarında yaş farkı varsa o aşk değil, o duygusal aşktır. Yani maddi bir beklenti. Yoksa ben inanmıyorum yani bu kadar yaş farkı olacak. Evlenecek falan bunlar işin manipülasyon kısımları. Öyle insanlara tavsiyem şudur. Çok zenginsen, kendinden küçük ya da kendinden büyük bir sevgilin varsa paranı kaybettiğini söylersin, test edersin. Bak bakalım seninle beraber olmaya devam ediyor mu? Bunu test etmekte fayda var. Eğer paran yokken seninle beraberse o zaman işte gerçek aşk vardır. Gerçi yaşıt bile olsak bazen anlayamıyoruz. Gerçek aşk var mı yok mu? Çünkü insanoğlunun içindeki düşüncelerini kestiremiyoruz. Rabbim bizleri ve sizleri hep iyi insanlarla karşılaştırsın. Tek diyebileceğimiz bu şu an dostlar. Mektubun da sonuna geldik. Sizlerden de ricamız, biliyorum bazen böyle itiraf hikayelerinde Yunus Bey ben hikayeyi beğenmedim, like atmıyorum diyorsunuz ama inanın bu hikayeyi yazana bir faydası ya da zararı olmuyor. Aksine siz beğeni atmadan, yorum atmadan çıkarsanız bize zarar oluyor. Çünkü algoritma diyor ki siz bu videoyu beğenmediğinizde ha bu bunu beğenmedi ben önermeyeyim. Ama beğeni attığınızda ya da iyi yayınlar yazdığınızda başkalarına da öneriyor. Böylelikle ne oluyor? Birçok insan görüyor, ibret alıyor, bu hatalara düşmüyor. Ya da bir hataya düşecekse korunuyor. O yüzden sizler de bizler de birer vesileyiz dostlar. Like ve yorumlarınızı beklediğimizi unutmayın. Sizleri seviyorum, iyi ki varsınız. Videolarımıza like ve yorum atarak bizleri manevi olarak destekleyen siz izleyicilerimize teşekkür ederiz. Ayrıca yayınlarımıza teşekkürler ve süper sticker gönderen arkadaşlara da bu nazik düşünceleri için çok teşekkür ederim. Bizlere teşekkürler hediyesi göndermek isterseniz videonun hemen altında bulunan paylaş kısmının hemen yanında bulunan
teşekkürler kısmından bizlere dilediğiniz ölçüde teşekkürler hediyesi gönderebilirsiniz. Açılan pencerede hediyenizi seçtikten sonra yorumunuzu o pencereden yazabiliyorsunuz. Ve böylelikle yazdığınız yorum hediyenizle birlikte o videonun altında gözükecektir. Sizden gelen teşekkürler ve süper sticker hediyelerini görünce mutlu oluyoruz. Lakin teşekkürler ve süper stickerlar isteğe bağlı bir şey. Zorunlu bir şey değil. Lütfen kendinizi zorunlu hissetmeyin. Manevi destekleriniz zaten bizler için yeterlidir. Lakin Yunus Bey sizlere nasıl teşekkürler gönderebiliriz diyen arkadaşlar için bu videoyu bilgilendirme olarak hazırladım. Ayrıca bu videoyu her videomun sonuna koyarak bizlere teşekkürler ve süper sticker gönderen arkadaşlara da teşekkür etmek istedim. Daha güzel yarınlara hep birlikte ulaşmak dileğiyle inşallah. Gelecek bölümde görüşmek dileğiyle sevgiler, saygılar, Allah'a emanet olun.